Tıp Bayramı'nı geride bıraktığımız geçen hafta Ata Demirer, Hayata Bağış Derneği'nin organ bağışı farkındalığı için düzenlediği gecede sahneye çıktı. İşte o eğlenceli anlar. Bu gece barda, gönlüm havarda, çalsın sazlar, oynasın kızlar. Ata Demirer, hem fahri doktor oldu, önlük giydi. Evet, ben aslında bir veteriner hekim Niyaz Gül olarak. Hem sahneye çıktı, ortalığı birbirine kattı. Çok güleceksiniz. Ata Demirer 120 kilonun üstünde MR makinesine girerse. Geçen MR çektirdim. O zaten pide fırını gibi bir şey. Baba olan Tarkan nasıl çocuk bakar? Ata Demirer'den dinliyoruz. Ya Tarkan'ın bebeği olmak ne özel bir duygu. Düşünsene lan baban Tarkan. Nasıl bunlar bebeğsin? Ve sahnelerin olay kadını Gülşen, Ata Demirer'in diline düşerse... Gülşen gibi de çıkarırdı. Ama Türkiye buna hazır değil. Tıp bayramını geride bıraktığımız geçen hafta, Ata Demirer, Hayata Bağış Derneği'nin organ bağışı farkındalığı için düzenlediği gecede sahneye çıktı. Sahneye büklüm büklüm şarkısıyla merhaba dedi Ata Demirer. Ferdi Özbeğen klasiğini hem Müslüm Gürses taklidiyle hem kendi yorumuyla söyledi. Burasını kime söylesen oluyor. Çok en güzel yer burası. Mesela rahmetli Müslüm abi Müslüm Gürses olsaydı herhalde şöyle girerdi devamlı. İçine doldu performans. Ali büklüm büklüm boyunum. Tıp bayramı karşısında da doktorlar olunca espriler de gecenin anlam ve önemine uygun seçilmişti. Ben tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim. Ah canım. Çok iyi oldum da biraz maliyetli oldum. Bak siz şimdi doktorsunuz falan. Tanıdığınız vardır. Söyleyin şu 120 kilonun üstüne sigorta yapsınlar. 120 kiloluk dev komedyen Ata Demirer, MR makinesine girerse, izleyin çok güleceksiniz. Geçen MR çektirdim. O zaten pide fırını gibi bir şey. Koyuyorlar seni, takıyorlar içine. Bir de sesi var, bor 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 bor. Bil 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 bil, çal 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 çal. Dün 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 dün. Orfalı Kanarya, şak 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 şak. Çekim bitmek bilmedi. Sigorta kapsamında değilim ya ben. Renkli sıvıları verdiler. Sok çıkar, sok çıkar. Üzerine parmesan. Bir hesap geldi, pavyon hesabı. Acayip bir durum, gerçekten. Ata Demirer'in en sevdiği şarkıcıların başında Tarkan gelir. Ben isterdim daha böyle hareketli, bir Tarkan gibi çıkayım karşınıza falan. Ha? Ya bende o malzeme yok ablacığım. Doktorcuğum bende o malzeme yok. Ben istemez miyim Tarkan gibi çıkayım karşınıza? Gidecek, gidecek. Adam yaşlandıkça saçları uzatıyor. Vallahi maşallah iyi bakıyor. Bak. Hareketler ona yakışıyor. Ben yapacağım kurbanlık dana. Şimdiki nesil Tarkan'la çok şanslı. Şimdiki nesil çok şanslı.
Tarkan seyrediyorlar. Hayatlarında bir Tarkan var. Yetişti, kuşak da yetişti yani. Nerede bizim zamanımızda küçük Ceylan vardı? Herkes de gereksiz bir acı. Saçlarını dağıtırsam... Baba oldu Tarkan. Tarkan'ın çocuğu olmak nasıl bir duygu acaba? Evet doğru. Baba oluyorum. Doğru. Baba Tarkan nasıl olur? Ata Demirer'den dinleyelim mi? Çocuğu da aldı şimdi. Büyüyor. Ne güzel. Tarkan'ın bebeği olmak ne özel bir duygu. Düşünsene baba Tarkan. Sonra Ata Demirer o gece son dönemin olay kadını Gülşen'e de takılmadan edemiyor. Yani bir Gülşen gibi de çıkarabilirdim. Ama Türkiye buna hazır değil. Türkiye hazır değil. Çok güzel sahnesi. Gerçekten Gülşen Hanım kostümleriyle. Yani yok, biz ülke olarak ben böyle çıkarsam bir günde bir daha kaldıramayız. Karşısında doktorlar olunca aklına sünneti de geliyor Ata Demirer'in. Abi bana sünnet deme. Ben böyle yani tabii ki hem dinimizin gereği hem sağlıklı da bir şey ama hani yani bir yaştan sonra zor oluyor ya. Benim kardeşim benden 6 yaş küçük. Her şey zaman. Kardeşimin büyümesini niye bekliyorsunuz, manyak mısınız siz? Aynı anda ben de büyüyorum. Bak şöyle saçma sapan bir adam, pilavını yiyeceğiz onun, pilavını yiyeceğiz onun, onun pilavını yiyeceğiz. Bu nasıl bir heves ya, var ya, ana sünnetler. Bebekken halletsinler. Gösterinin en özel anlarında sıra. Fahri doktora unvanı alan Ata Demirer önlük giyiyor. Evet, ben aslında bir veteriner hekim Niyaz Gülüyor. Ben veteriner hekim. Evet, değerli akademisyen hocam da izah etsin koruyorsun. Ata Demirer'i bugün gerçek bir doktor olarak, organ bağış destekçisi olarak ilan ediyoruz. Ben onu çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.